Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Canlı yayındayız. Konuğumuz Acun ee, Türkiye'nin en iyi teknik direktörü şu anda kim? <laughs> öyle bir şey yok bence. Şu anda lige baktığın zaman evet. objektif. En iyi teknik direktör diyemezsin. En başarılı. En başarılı. Emre Belezoğlu diyeceğim. Mi? Hayır. Yani, Jesus diyeceğim tabii ki. Lider demeyeceğim Başarı mi? olarak Cesus şu anda öyle gözüküyor. Hmm. Ama hani kadro olarak Emre'nin kadrosunun da hani Fenerbahçe'yle mukayese edilemeyeceğini düşünürsek Emre de başarılı tabii ki. Ama yani ben Okan da biliyorsun benim çok yakın arkadaşım. Hani Okan'ın da başarı hikayesini çok iyi bildiğim için hani Anadolu takımlarında o kadar başarı elde etmek sonra gelip Başakşehir'le şampiyon olmak ondan sonra Galatasaray'ın başında şu anda yani oynattığı futbolda Beşiktaş maçını seyrettim ben. Galatasaray çok güzel futbol oynadı. Ben de maalesef seyrettim. Ama yani şöyle anlatayım sana bir coşku var ya Galatasaray o coşkuyu yakaladı maçta. Daha çok gol de atabilirlerdi ya. Daha da atabilirlerdi direkler falan. Ama baktığım zaman hani hak edilmiş olduğu zaman maç ben mesela şöyle maçlarda çok kafam takıdır. Baskılı oynuyor Fenerbahçe son dakika gol yiyor falan sinirim bozuluyor böyle. Ama karşı taraf hak ettiği zaman ya adamlar hak etti diyorsun. Yani biraz bu maç biraz net bir maç oldu. Evet Okan Hoca da çok başarılı bu arada. Şimdi şu Cessu'yu biraz konuşalım mı? Çok enteresan değil mi ya Fenerbahçe ile inanılmaz tuttu. Yani taraftar, yönetim, işte futbolcular. Yani o duygu çok bütünleşti Cesus'la. Evet. Ve dünyanın kendi kariyerinde, kendi deneyiminde en iyi hocalarından bir tanesi bu. Ee, sen o formül ne diyorsun? Nasıl bulundu bu formül ve nasıl tuttu? Bir Fenerbahçeli olarak anlat önce. Ya ben şöyle bir bakıyorum. Bir kere her iyi hoca Türkiye'de başarılı olmuyor. Hiç olmuyor tabii. Yani Neler mesela var? Löw Fenerbahçe'de başarılı olamadı. Baktığın zaman Maldini Galatasaray'da başarılı Del olamadı. Del Bosque geldi Beşiktaş'a. Del Bosque geldi başarılı olamadı. Şimdi baktığın zaman hani hocanın yurt dışı başarısıyla Türkiye'deki platforma uygun olma özelliği lazım. Yani benim görüşüm yabancı hoca çok istisnai olursa olabilir. İstisnailer Obradovic hmm. mesela istisnai bir adam. Christoph Daum istisnai bir adam. Lucescu istisnai bir adam. Ve bu zincirin şu andaki yeni halkası da bence Cesus. O da istisnai. Hani Cesus ben şunu görüyorum. Ben Fatih Hoca'yı çok takdir ederim. Yani Fatih Terim Türk futbol tarihinin yani yerli teknik direktörlerin uzak ara bir numarası. Teknik direktör olarak. Yani kariyere baktığın zaman zaten görüyorsun. Fatih Hoca'yla biz çok da yakınızdır sağ olsun. Beni çok sever. Ben de onu çok sever sayarım. Fatih Hoca'nın bir özelliği vardır. Fatih Hoca oyunculardan maksimumunu alır. Yani Fatih Hoca milli takımda seyrediyorsun. Kendini paralayan futbolcular görüyorsun. Hiding geldiği zaman olmuyor abi o. Futbolcular bizimkiler o motivasyona çıkamıyorlar. Bizim futbolumuz bence bir motivasyonla hani teknik bilgi, beceri, hocalıkta bu kadar. Ama bir bu kadar da motivasyon. Ve bu motivasyonu sağlamak bir sihir. E Fatih hocamızda bu var. Hoca kızıyor ama buna. Niye? Buna Fatih Hoca konunun sadece motivasyondan ibaret. Hayır, ben böyle direkt... geldim ama bu evet. parmağı evet. unutuyorsun. Onu iyi yaptın. Onu Allah kamera kod... görüyor değil Allah mi? Allah korudu diyebiliriz seni. Ben <laughs> söyleyeyim ben sana. Ya, Hocanın çok şimdi teknik bilgisinin kapasitesini tartışmak bizim haddimize bile değil bence. Bunun üzerine diyorum motivasyon. İşte fark burada. Şimdi bu Maldini'de de var mesela. Fatih Hoca ile Maldini ikisi de usta hoca değil mi diyelim. Del de var. Bunlar hepsi var. Fatih Hoca buralarda zaten onlardan aşağı kalan yanı yok. Ama üstüne oyuncu motivasyonunda başka bir boyuta geçiyor. Ve baktığın zaman onun takımında dikkat et ruhsuz bir tane oyuncu göremezsin mesela. Ruhsuz demiyorum. Ruhsuz kelimesi sevmiyorum. Yani böyle kendisini oyunda hissettirmeyen oyuncu İnanmamışım. göremezsin. Yani şimdi öyle biri yaşayamıyor bile grubun içinde. Ben şu anda Fatih Terim'in Galatasaray'ın o önemli yıllarındaki başarısındaki Fenerbahçe'yi görüyorum. Hmm. Ben Ben şimdi nereden nereye geleceğim anladın değil mi? Güzel geldin. Çok iyi geldin. Şimdi o Galatasaray'ı bu Milan'a Ali Sami'nin dar eden, Manchester United'a dar eden o Galatasaray'daki o hırs, arzu vardı ya futbolcularda. Abi Ali Sami'nden kimse çıkamıyordu. Gidiyor Avrupa'nın en iyi takımı geliyor mesela Galatasaray boğuyordu ve yeniyordu. Şimdi aynı şeyi yaşıyoruz Fenerbahçe'de. Devamının tabii gelmesi şart da şu an için söylüyorum. Hoca inanmışlık var. Adam kendini inandırmış. Oyunculardan maksimum alıyor. Herkes sağda her şeyini ortaya koyuyor. Görüyorsun. Ve bu takım kazanıyor şu an için. Ama şunu da söyleyemeyiz. Yani Fenerbahçe şampiyon olacak diyemeyiz asla. Kim olur sence? Senin şu an gördüğün en güçlü... Kim? Bak bu ligde hiçbir şey belli olmaz. Ben Trabzonspor'un 2 sene önce kaybettiği bir şampiyonluk var mesela. Yani. yani, Trabzon şampiyon demiştik 3 sene önceydi galiba. Trabzon şampiyon derken ilk yarı çok iyi bitirmişlerdi biliyorsun. Ünal Hoca ile yolları ayırdılar falan. Bir şekilde şu an o şampiyonluk gitti. Yani son 5 haftada değişen şampiyonluklar da gördük. Dünyada da görüyoruz. Futbolda yarının ben garantisi olduğunu asla düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe bir ritim yakaladığı gerçek. Ama Beşiktaş Galatasaray'ı gördüğün zaman da hani o seviyeye çıktığında görmüş olduk yani. E, Şenol Hoca geldi şimdi Beşiktaş'a defalarca başarı sağlamış. Oralarda hani şu baş, şu şampiyonluğu diyeceğim birlikte değiliz. Biz ama hani camiye olarak yani Fenerbahçe camiası olarak şöyle bir ee, başarımız var, başarı hikayemiz. Kriz dönemlerinde mükemmel kenetlendik. Kriz dönemlerine taraftar hiçbir zaman takımını bırakmadı. Beşiktaş'ın da bir ara hani bir boşluğu olmuştu. Hmm. Öyle bir geri geliş yaptınız ya. Aynı ona benzer bir geri geliş var şu anda cami olarak. <laughs> Geçen sene bunun sinyallerini verdik. Ee, 15 puan gerideyken stat fulldü mesela. Fenerbahçe 13-14 puan gerideydi. Kadıköy fulldü böyle. Garip bir enerji vardı. Antrenmanlar full olmaya falan başladı. Böyle açı antrenmanlar falan. Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiası yok. Oradan ayak sesleri geldi bence. İsmail Hoca'nın da çok payı var. Ee, şimdi işte e, en hani şu gözüken, en yükselen e, camia Fenerbahçe gibi gözüküyor. Ama yükseldin şampiyon oldun diye bir dünyada yok yani. Ali Koç bu sene neyi doğru yapıyor Acun? Ben başkanımızın bir kere şu yönüne e, gerçekten şu yönünü çok takdir ediyorum. Yani Tam anlamıyla kendini adadı bu işe tamam mı? Ama daha geçen sene de adıyordu. Ondan önce sene adamıyor mu? Adıyordu ve bir şeyleri deniyorsun futbolda. Aynı şey ben şimdi Ulus'ta yaşıyorum. Ya bunlar yaşanmak zorunda. Bir şey deneyeceksin olmayacak. Ya bunu bir tek biz yaşamıyoruz. Mesela Barcelona krizde şu anda ne yapacaksın? Barcelona iki senedir şampiyonlar liginden çıkamıyor. Rüyanda anlatabilir misin bunu bir sana anlatsa? inanır mısın? Ama oluyor işte. Yani büyük camialar krizlere girerler. <laughs> Buradaki konu da şu. Oradan çıkmak öyle çok kolay da olmuyor. Bir şey deniyorsun. Bir şey deniyorsun. Bir şey deniyorsun. Şimdi tabii ki hatalar olacak. Sonra mühim olan hatayı düzeltmek. Hani bugün için ben başkanımızla ilgili söyleyebileceğim tek bir şey var. Bence başkan oldu. Kafasında bir hayaller vardı. O hayaller bende de oluyor abi. Ama o hayal gerçek olmuyor. Hani şöyle bir hoca getireyim, böyle bir şey kurayım. Hani bir, bir, plan vardı kafasında. Tutmadı. Tamam. Başka plan denedi. Onu denedi. E şimdi en azından bizim yani Fenerbahçeliler olarak düşüncemiz doğru insanı yakaladı. Ama bir tek olay şey mi zannediyorsun? Fenerbahçe'de sen jest olarak mı görüyorsun olayı? Benim başka bir yorumum var. Ne o? Fenerbahçe şu anda kadro derinliği olarak çok ciddi bir derinliğe sahip. Bu kadroyu oluşturmak aslında olay bir de. Yani bu işin %50'si hocaysa, abi istediğin hocayı getir. Senin takımın doğru takımın ise hiçbir şey olmaz. Bugün hayatım boyunca Alex döneminden sonra söylüyorum. Gördüğüm en derin kadro burada var. 3 oyuncu oyuna giriyor. Şu anda 5-6 sakat var yanlış anlama. Ama giren 3 oyuncu diyorsun ki A, bunlar niye oynamıyor diyorsun. 3 oyuncu dışarı çıkıyor. Diyorsun ki A, bunlar niye çıkıyor keşke kalsaydı diyorsun. Böyle bir değişim oluyor. E bu güç Kadro gücü yani e, bak şunu demiyorum onluk futbolcu yok Fenerbahçe'de belki dokuzluk da yok ama 8'lik çok futbolcu var. Arda Güler Arda bambaşka bir şey. Açlık yani. futbolcu sence? Potansiyel 10. ama şu an için tabii ki yedi. On diyor musun gerçekten yani on çünkü on değil mi Messi'ler falan on yani herhalde Sen de. Hayır. Halantlar falan on. O zaman hani dokuz buçuk diyeyim hani böyle illa on derken şimdi onu övgü olarak yaptım. Tam ne olur diyorsan 9 potansiyeli var diyelim. 9 dokuz, 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 buçuk on üzerinden gelebileceği seviye olarak benim gözümde. Yani en önemli konu hani böyle Emre Belezoğlu'nun 18 yaşındaki halini düşün. O bir magic dediğimiz olay vardı ya işte. O Emre'de olan. O ayaklardaki o sihir. Kendine güven. Hani şu anda biz Arda'da ben bunu görüyorum yani. O yüzden tabii Allah yolunu açık etsin. Beni en çok etkileyen yine özelliklerinden biri de o güzel karakteri. O 20. Yani orada böyle o masumiyeti hissetmen. Hani bizim hepimizi keşke böyle bir dünya olsa dedirtiyor. Yani evet. onun o konuşmasındaki kibarlık, saygı. saygı bu kadar... Ben çok biliyorum o yaştaki çocukları, yanlış anlama. Hani bu çocuk böyle diye, o yaş grubu böyle değil. Bunda aileden gelme bir saygı var. Yani bu konu ailede bence. Yani o annesi babasını buradan tebrikler. Böyle bir evlat yetiştirdiler. O çocuk yani bu yeteneklerle şu anda bu saygı ve mütevazilikte kalabilmesi çok zor bir olay. Onu çok enteresan. Yani üç büyük kulüp içerisinde hep bir bölünme olur. O kulüpler hep bir birbirleriyle <laughs> çatışma sebebi bulur. Tırnak içinde çatışma. İlk kez bir uzun süre sonra Fener, Galatasaray ve Beşiktaş'ın bir oyuncusu bütün dünya Türkiye'de bir şey oldu. Çimento oldu. Yani hepimizin üstünde uzlaştığı biri oldu. 17 yaşında bir tane kardeşimiz. Bu şahane bir duygu. Yani bunu bize Arda'nın yaşatıyor olması bile bence futboldan daha önemli. Ya e, hepimiz hayal kurabiliyoruz. Ya mesela şöyle anlatayım. Portekiz Ronaldo'yu çıkarmış, tamam mı? Hani baktığın zaman öbür tarafta Arjantin tabii Maradona ve Messi yapmış, iki tane. Hani böyle bir yıldız bugün Mısır dediğin ülkenin o da büyük bir ülke evet ama futbolda dünyanın önemli ülkelerinden biri değil evet, tabii. Ama Muhammed Salah çıkardılar. Evet. Bizim hani böyle 10 yılda bir Böyle yıldızlarımız çıkıyor bizim de. Sanki sırarda da. Aman inşallah. Ee, TV8.5 8 biraz sorayım sana. Madem futbol konuşuyoruz. Şimdi bir TV8.5 8 bu sene spor kanalına döndü. Bir futbol kanalına. Yok sporda var diyelim aslında. Biz Ama hani spor bizdeki spor algısı şu anda çünkü Rıdvan Dilmen geldi. Fırat Aydınus geldi. Yani şeyin futbol dünyasının çok önemli isimlerini transfer ettin. Ee, nasıl buna karar verdin? Yani bir anda nereden geldi? Gerçekten Rıdvan Abi mi söyledi? Yani fikir ona mı ait? Ya fikir ona ait şöyle fikir yani böyle bir şey düşünmez misin dedi Rıdvan abi bana. Ben de ki sen olursan düşünürüm dedim. Yani benim gözümde hani Türkiye'deki en iyi yorumcu Rıdvan Dilmen. Kendisini ben hani yorumcu hayatı boyunca hep seyrettim zaten. Fener maçı biter ben Rıdvan abi dinlerim zaten. O yüzden hani böyle birinin böyle bir fikir vermesi ben de kontrol teklifle geldim. Tamam yapalım dedim. Sen olur musun dedim sen olursan olurum dedi. E ben de sen olursan olurum dedim. <laughs> ne kadar ne zaman bitti bu konuşma? <laughs> Ertesi gün zaten konu bitmişti yani. yani. biz, artık başka kim alabiliriz diye düşünmeye başladık ki daha başka değerli yorumcular da istiyorum. Zenginleştireceğiz. Şimdi milli takım arası var. Dünya Kupası arası daha doğrusu. Ama hakem olarak da Fırat Hoca Abi. benim hayran oldum. bir Hepimiz hocaydı var. yani. Yani hakemlik konusunda gerçekten o derbileri yönetmedi ki vücut dili, en iyisi. E, kararlardaki başarı oranı falan üstü bir şey. O yüzden hani Fırat Hoca'nın da o anda başa çıkması o tarafta da bizi çok mutlu etti. <laughs> Şans abinin peşindeyim. Belli olmaz. Olur mu? Neden olmasın? Keşke olsa. Yani Şansal, şansal ab... abi çok özlemedik mi ya ekranda? Herkes özledi. Ee, bir tek Şansal abi kendini özlememiş. <laughs> bir tek <laughs> sorunumuz o şu anda. Yani Şans abi ikna etmemiz lazım. Şans abi öyle bir şey ki hani çok üste gidersen de olmaz. Hani böyle her dakika şans bir de arayamıyorum da. Ondan iyi haberler bekliyorum. İnşallah çok yakışacak. Şansal abi tek mi olacak peki? Yok. Şansal abi kim isterse onun olur. Burada biz bir şey diyemeyiz. O Şansal abimiz. Öyle düşün. Tabii canım yani. Şansal yani, büyük abi. Daha ne olacak yani? Ben Şansal abiye şunun ol demeyeceğim. Şansal abi gelmek isterse kimle gelmek istediğini de söyler. Öyle olur. Benim kanalım benim için hani Şans abinin hizmetinde yani. Başka kimler var kafanda? Yok konuşuyoruz düşünüyoruz. Bir daha yeni başladık ısınma turundayız ama bu arada bazı maçları oradan veriyoruz. Ratinglerde bir anda ilk 20'lere falan girmeye başladık kanal. Hmm. O açıdan da mutluyuz. Hani bazı vatandaşlarımızın da hani eksende her maçı veriyoruz ama hani bazı bir iki maçı da orada versek de futbollu geceler geçirsek herkese diye düşündük. O da başarılı gidiyor şu anda. Haftada 3 tane de Avrupa Kupaları olduğu zaman maç veriyoruz. Başakşehir maçlarını verdik. Çok güzel görünüşler aldık. Son zamanlarda televizyonlarda izlediğin ve çok beğendiğin isimler? Yani söylememe gerek var <laughs> Bu soruyu sor Ama o şöyle olmadı. Son zamanlarda mı izliyor olacağım seni? Soru, soru, da, soru da hata var. Yeni yani değil Bu mi? soruyu çekelim oradan. Yani son zamanlarda izledin. Yani <laughs> yok yok. <son gülüyor> genç yeteneklerden candaş mı diyeyim? <laughs> Daha deme 40 oldum. genç gençlik Aynen. mi kaldı artık? O yüzden yani? hani. Gerçekten ama. Yani sen televizyonda... Ben ona bu arada biraz önce söyledim. müdahale olmadım kesmeyeyim seni diye ama... Yani televizyon izleyicisini tanımak... E, bunun farkındalığına varmak... Ben çok büyük bir yetenek. Ve bu bir deha. Yani dünyada bunu arıyor herkes ben senin hani Türkiye'de de şimdi dünyada 10, 17 ülke mi 18 ülke mi evet, 18, ee, yani izleyiciyi yani o ülke izleyicisini tanıdığını artık herkes hem fikir ben bunun böyle çok da şey olduğunu da düşünmüyorum yani senin söylediğin gibi sen ya ben izleyiciyi tanımadım iyi işler yapıyorum evet. kısmı olduğunu düşünmüyorum ben izleyiciyi tanımanın da çok önemli bir faktör olduğuna inanıyorum hayır izleyici dedin televizyon izleyicisi diye bir kitle var evet yani o bildiğimiz insanlar yani değil mi bizim evde sokakta karşılaştığımız işte karşılaştığımız insanlar ben onlardan biriydim zaten. O yüzden hani benim insanları çözmem dünyanın en kolay şeyi. Ben zaten e, bu işe muhabirlikle başlamışım. Şu anda da ya bugün ben sanayide yemek yedim abi. Hani ben e, yani hayatım benim evet maddi olanaklarım çok iyi olabilir ama ben e, öğle öyle Levent sanayideydim mesela. Neredeydin? Ya muazzam ya. Kaburgacı. Oo biliyorum. Ha. Çok iyi. Adını unuttum abi. Rezil olduk. Dur öğrenirim. Biliyorum. Eko götürdü beni de. Ben de sen oradan dolayı biliyorum. Ben daha önce gittim. Ee, neydi? neydi? Cabbar, Cabbar. Cabbar'a gittik. Cabbar'da hiç unutulacak gibi değilmiş Nasıl unutuluyor? onu Ay ne bileyim benim kafa bir dünya zaten. Şu anda futbolcu isimlerine konsantreyim bana, bana Anderson falan diyeceksin onları daha iyi hatırlıyorum. Cabbar çok gitmedi benim şu anda. Hans diye beynim orada. Şey yani çok da mutlu oluyorum bu arada. <laughs> Şimdi düşünüyorum Cabbar'a gittik de hani ee, solda da Sinan Serter falan var yani. Orası da hani böyle sanayideyiz de maşallah herkes de oraya inmiş. Ee, yani e, esnaf lokantalarında yemek yemeye bayılırım. Ee, ne bileyim e, mümkün olduğu kadar e, yani halktan kopmamaya çalışıyorum. Çünkü e, ben orada mutlu oluyorum. Ya yani ben normalde böyle ıssız yerlerde tek başıma gezmeyi seven biri değilim. Hiç de öyle olmadım. Ee, mutlu oluyorum böyle ee, eski hayatımı yaşadıkça mutlu oluyorum. Yani öyle televizyonda seyrettiğim ve beğendiğin isimleri soruyorlar. Candaş Tolga. Bir mi diyelim? <laughs> evet. Ya televizyonda seyrettiğimizden bir kere şuna gelelim. O soruyu kim soruyorsa. Koray. Abiciğim abicim akşamları zaten 7 kanalda 7 tane dizi var. Kimi arıyorsunuz? Yani o öbür kanallardaki diğer Tematik kanallardaki insanları mı soruyorlar? Bilmiyorum. Yani Acun Ilıcalı'nın televizyonda görmeyi sevdiği, izlediği kimler diye soruyorlar. Soru bu. Soran da bizim ekip bu arada. Kimse sormuyor. Vallahi herkesi beğeniyorum. Maşallah. Herkes iyi gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ben kankım, yani şu anda yetenek arayamayacağım televizyonlarda. Çünkü o kadar televizyonda seyredemiyorum tahmin edeceğin gibi. Hani benim belli bir sürem var ya. Hani hayatta hepimize bir gün verilmiş ya. O gün içerisinde... O öbür kanallardaki programların bende çok şeyi yok. Yeri kalmadı yani. Ee, Banu'nun doğum günü için gerçekten bir günlüğüne geldim buraya. <laughs> Doğru. Burada arada Banu'nun yanaklarından öpüyorum. Evet. Ee, i̇nsan evladını tabi ayırması mümkün değil. Hepsi dünya tatlısı ben Banu çocuklar. Ee, ama ben Banu'ya böyle başka bir Banu'yu görünce böyle sarıp sarmalı geliyor. Buradan Efe'ye de ona da çok öpüyorum ikisini de. Banu'nun doğum günü için buraya bir günlüğüne gelip gittim tekrar? Ya şöyle söyleyeyim. Yani Survivor başlamıştı ve öyle bir o an, yerdeyiz ki orada hani program çekilmek zorunda ve benim de olmam gereken bir dön olaydı bu, bu sene işte. Banu'nun da şöyle bir özelliği vardır, doğum günlerini çok sever Banu ve hep böyle hani benle kutlamak ister. E Banu orada değil, Banu... Banu bu arada Acun'un büyük kızı. Evet. Onu söylemeyi unuttum, özür dilerim. Ee, ama yani ben şu, bana soruyorsun hani kızlarım arasında ayrım yapıyor musun diye, ben hepsine deliriyorum. Yani geçen de Los Angeles'a gittim e, Leyla için. İki günde Los Angeles'ta kaldım yani. O, Leyla da üniversiteye başladı orada. Ha, çok güzel. İşte onun televizyonla ilgili, filmle ilgili. Ne bu, okuyor? Üniversitede, e, film e, ve şey, prodüksiyon. üniversite gidiyor şu anda. E, ve e, oraya gitmek zorunda kaldık. Ne yapalım? Kızımız orada. Yani çok da kolay değil Los Angeles'ta gitmek. İki gün kaldım. Sonra Melislan'ın yaş günü vardı. Oradan Miami'ye geçtim. Los Angeles'ta Leyla gördüm. Melisa'nın yaşını içtirmeye yemeğe geldim. Oradan da buraya geldim. Yasemin'in unutma var bir Yasemin'e en son finalde... Finalde tabii bir aa, şey olmaz ya. Yani. Yasemin de şöyle bir özelliği var. Yasemin ben de Trabzon deplasmanına geldi ya. <laughs> Yasemin de başka bir deli. <laughs> Baba ben de gelmek istiyorum dedi. Trabzon deplasmanına gidiyoruz. Ben de Trabzon'u çok severim. Hani sağ olsunlar çok güzel ağırlıyorlar bizi. Benim de hoşuma gitti. Gel kızım dedim. Orada işte Kaan Olta var, Bordo Mağı var. iki tane balıkçı. Her sene birbirine gidiyorum, birbirine gidiyorum. Kaan Olta zamanıydı o zaman. Balıkçıya götürdüm falan Mest oldu böyle, acayip sevdi. O babasının böyle maçlardaki şeyi, ne dedim? partneri gibi. İnşallah bu sene de, bu sene de pardon, Cumartesi günü de şey götüreceğim İngiltere, Ulus'ta gideceğiz beraber. Aslı diyor ki, Aslı Çin'i buradan çok selam söylüyoruz. Hepimizin doğum gününe yetişen şahane düşüncelidir o canım yazmış. Aslında romantizme çevirdi olayı. Şu an var ya gözlerimiz <laughs> diken diken. Ben de duygulandım. Kendi <laughs> ya ben şöyle söyleyeyim. Keşke hani gücüm olsa da herkesi mutlu edebilsem ama işte ben de elimden geldiğince yani kızları mutlu etmeye çalışıyorum. Acun. Ama e, her babanın da yaptığı şeydir zaten. Kızların isimlerinin baş harfiyle bir tane tekne almışsın. Uk bu, bu gerçekten mu? Candaşsın. Tekneyi başarıyla almadım. Hayır, başarıyla tekneyi yapmışsın. aldım. Bak, teknem olmadığı ve olmayacağı nasıl belli? Görüyor musun? Ya, o, o dünyaya o kadar yokum ki. Tekneniz şey. üzerinde o vardı da. Onun üzerine almadım ben, tabii öyle zannediyorum. Yok. İsimle geliyor. Önce tekneyi <laughs> alıyorsun, sonra ismi koyuyorsun. Abi işte ne yapalım ya? He. Biz arkadaş teknesinden başka tekne göremiyoruz. Ama sana lazım. yakışıyor. Değil mi? Öyle. Yani, bizim <laughs> Ramazanda iftarı beklediğimiz günleri hatırlıyorum beraber. <laughs> 36 derecede. Ya evet yani ya. çıldıracak gibi olmuştu bu sıcaktan. 20 milyon dolar mı o tekne gerçekten? Diyorlar. Ya bilmiyorum öyle bir net bir değeri var ya diyemem. Nasıl diyorlar? Parayı sen vermedin mi? Ya biliyorsun Edir, mi Hayır ben verdim. <laughs> benim yaptı tekne. <laughs> 20 değil daha biraz aşağıdaydı. <laughs> ya yani şöyle. E, yani benim için tekne sonuçta bütün ailemi bir araya getirebildiğim. E, vakit geçirebildiğim bir alan. E, tabii ki Hani kendime ait bir e, böyle e, dış dünyanın dışında bir bölgede vakit geçirebilmek çok mutlu ediyor beni. E, hani zaten iki ay tatilimiz oluyor biliyorsun. O iki ayda da en azından e, ailemle olayım diye tekne aldım yani. Survivor 2023'te kimler olacak? Survivor'da bir değişiklik olacak mı? Survivor'da e, bu sene belli bir değişiklik yapıyoruz. O da şu... E, Aklın da ön planda oldu. Sadece aklın değil ama eskiye göre fiziksel üzerine değil sadece. Hani benim zekam iyi parkurda avantaj sağlayabileceğim dedi, parkurda avantaj sağlayabilirim dediğin bir Survivor'a geçiyoruz şu anda. Yani biraz böyle ne diyeyim sana şey tarafını özledim. Özge soy, Pascal Numa. Evet. Hani o dönemde böyle aşırı fiziksel değildi. Asena vardı. Bizim o ilk survivorımız şeyleri yaptığımız, celebrityler yaptığımız Biraz açıkçası o Survivor'ın tadını vermek istiyorum. O yüzden de biraz daha böyle parkurları kıranların değil, hem aklı olup hem belli bir becerisi olanların olduğu Survivor'ı canlandırıyoruz kafamızda. Ee, Acun hep yani sen bizim televizyon dünyasında hayatımıza hep yeni bir format getirdin, gösterdin. İşte Survivor'lar, işte o dans yarışmaları, o sesler, yeteneksizliğinizden hep seninle beraber gördük. Ee, aslında herkesin merak ettiği şey şu. Kafanda yeni bir program var mı? Yeni bir format var mı? Senin bize anlatacağın, tanıtacağın ya yani şöyle aslında hiç seyretmediğimiz bir şey var mı diye soruyorlar. yani şöyle bir şey var aslında. Master Chef'in olan üstü başarısı bizim açımızdan yeni şey yeni formatlar denememizi engelliyor. Yani ben şöyle söyleyeyim sana. Baktığım zaman Master Chef 3 tane tabii ki şefimizi bir araya getirdiğimiz, onlara inandığımız ve aslında onların şovu olan bir program. Beni iki şey çok mutlu ediyor burada. Bizim kanalla ilgili hep Acun'un yaptığı işler tutuyor diye bir teori vardı. Ben Survivor'da Murat'ı ön plana çıkararak, evet. Masterchef'te de hiç olmayarak bunu kırdığımızı düşünüyorum. Yani benim başarılı tarafım illa sunuculuk tarafı değil. Biz prodüksiyonu iyi yapan bir ekibizi ispat ettik Masterchef'le. Doğru isimler bulduğumuzu düşünüyorum. Şeflerimize buradan gönül olsun sevgiler. Onlar bence olağanüstü başarılılar ve geliştirdiler kendilerini. Ama o kadar başarılı ki program. Masterchef'in yerine kalk da bir şey koy şimdi bakalım. O kadar iyi gidiyor ki ben akşam ne zaman yakalasam Masterchef'i seyrederken buluyorum kendimi. O yüzden o bizim yeni bundan sonra yenilik yapmamıza bir ara verdi diyebilirim. Çok sevdiğimiz bir ortak, sevdiğimiz bir abimizin bir sorusu var. Tam da bununla ilgiliydi. Diyor ki, Acun diyor birazcık kendisini televizyon ekranından çekti ve daha çok işte Hal City'ye, iş insanı Acun'a daha böyle e, bu taraflara mı yöneldi? Ben bir televizyon izleyicisi olarak bundan üzülüyorum diyor mesela. Bunu sorar mısın? E, televizyondan biraz artık koptu mu? O işte sıkıldı mı artık gibi soruyor. Sen bilirsin ya, onun soruyu nasıl sorduğunu. Evet, evet. Çok nazik sorar o. Evet. E, Acun'cum diye sormuştur hatta. <laughs> Şimdi konu şu. Hayatımın belli dönemlerinde yeni bir operasyona girdiğim zaman aslında öbür dünyayla ilişkimi keserek o operasyona giriyorum. Ya bu Acun Firar'dan beri de böyle yani. Hani yeni bir olay çıktığı zaman onu yaşıyorum hayatımda ve büyük vaktimi alıyor. Mesela eksen <laughs> döneminde 6 ay ofisten çıkmadık. 6 ay boyunca biz ofiste toplantı yaptık. Eksenin doğum zamanında. Sonra şimdi yenilik yapmadan da duramıyorum hani proje olarak belki şu anda tıkandık diyorum ama kendi projem olarak tıkanmadım. Hmm. Şimdi bir takım aldım. Ve bütün fokusum bu takım. Yani takımın her problemiyle ilgileniyorum. Elimden geldiğince çözmeye çalışıyorum. Takımın daha başarılı olması için, taraftarların daha mutlu olması için, onlarla takım arasındaki bağları kuvvetlendirmek için elimden geleni yapıyorum. O yüzden de öyle bir dönemdeyim ki şu anda tamamen Hal konsantrasyondayım. Ama şöyle söyleyeyim. Daha geçen ee, yani Dubai'ye bir saatlik toplantı için gidip toplantı yapıp geri döndüm. Ee, yarın ben şimdi Prag uçuyorum sabah. Yani Prag'da toplantım var. Bunlar hep medya tarafı aslında. O yüzden hani öbür taraftan oradan e, taviz verdim diyemem Los Angeles'le Leyla görmeye gittim dedim. Ondan sonra Las Vegas'ta akşam bir saatliğine bizim e, çok iyi değerli dostumuz Meksikalı e, Ricardo Salinas vardı. Ona uğrayıp bir saat toplantı yapıp oradan devam ettim. Yani <laughs> Baktığın zaman tabii ki televizyon benim her zaman e, önemli bir işim ama ekran önü için artık eskisi kadar vaktim olmadı. Doğru yani. Orada hani evet sağ olsun o üzülüyor belki ama e, ben de üzülüyorum ama yapacak bir şeyim yok şu anda. Hani ALS'ti benim şu anda mümkün olduğu kadar iyi yerlere getirmem lazım. Orada yaşıyorum. Ee, Survivor 2000 e, ya bu yeni Survivor'ın kayıtlarını hiçbir yerde bulamıyoruz diye size sormuşlar. Nasıl bulamıyorlar bilmiyorum. Başvurur mu hocam? Evet. Bana cep numarasındır. Ben size buradan söyleyeyim Acun'un cebini. O zaman madem öyle sen söyledin onu diye. Acun program bitti. Daha soracak soru var. Gelen soru da var. Ama çok <laughs> teşekkür şey, haftaya devam edelim aynı saatte. Valla çok iyi olur biliyor musun? <laughs> sen yabancı değilsin. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok Senin programa programı yemek benim için bir zevk. benim için de öyle. Bak bunu arkadaşımız ne söylemiyorum. Sağ Bunu eminim öyle söylemediğimde bildiğini. Ben çok programa katılıyorum. Burada herhalde iki saate yakındır birlikteyiz. İnan 15 dakika gibi geçiyor. Çok teşekkür ederim. Çünkü sen şöyle bir özelliğin var. Bende de olan bir özellikti ve benim açımdan hayatımda çok başarılı sağlayan bir olaydı bu. Konunun cevabını dinliyorsun ve onun üzerinde gezebiliyorsun. Soruyu sordum geçtim, soruyu sordum geçtim diye. Bu çok önemli bir özellik. Senin tabii ki çok önemli misafirlerin de oluyor. Onları da seyrediyorum. Siyasi dünyadan da oluyor. Yani sen programı seyretmek zevk, gelmek ediyorum. de zevk. En kısa de. zamanda ne zaman istersen yine buradayım. Benim için de seni ağırlamak çok Sağ büyük bir zevk. Çok teşekkür al. ediyorum her sene kırmıyorsun. Sezonda bizi muhakkak bir kere burada onurlandırıyorsun. Katıldığın için bir kez daha teşekkür ederim. Önümüzdeki yayın dönemi inşallah tekrar i̇nşallah. görüşürüz. İnşallah.